Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri hı hı. Topkapı Sarayı'nda çalışırken Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Topkapı Sarayı'nda çalışırken namenin Name yazarı, hı hı. Marifet namenin yazarı. E, bu arada onu da şöyle anlatalım hemen bir başa dönüp İsmail Fakirullah Killoğlu Hazretleri'nin halifesidir. Hı hı. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve İsmail Fakirullah Killoğlu <laughs> Hazretleri ...ona Seyri sülukunu tamamlattırdıktan ve icazet ve hilafet verdikten sonra onu İstanbul'a göndermiştir. Bir kart vizit diyelim bugünkü deyimle, bir e, nasıl söyleyelim, bir giriş izni yazmıştır ona. Padişaha selam etmiştir. Çünkü İsmail Fakirullah Hazretleri tanınıyor ama Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri tanınmıyor. E, ona hani benim vekilimdir, Topkapı Sarayı'na gelsin çalışsın diye bir izin yazıyor İsmail Fakirullah Hazretleri. Hani ben e, kefilim manasında. Sultan 1. Mahmud'a Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bunu gösterince Sultan 1. Mahmut bu işe izin veriyor. Peki amaç ne? Amaç marifetname isimli kitabın yazılması. Hı hı. İsmail Fakirullah Tillobi Hazretleri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne şunu söylüyor. Hı hı. Diyor ki oğlum öyle bir kitap yazacaksın ki ve öyle bir kitap yazmalısın ki. Bu yazmış olduğun kitap matematik, fizik, kimya, astronomi, astroloji hatta müzik, tıp. Hı hı. Geometri, coğrafya konularını içeren bir kitap olacak diyor. Ama önce sen kendini bulacaksın. Bu kendini bulması ne demek? Seyru suluk'unu tamamlayacaksın. Hı hı. Sonra da İstanbul'a gideceksin. Ben sana bir kart kartvizit yazacağım. Hı hı. Topkapı Sarayı'nda çalışarak bir kitap yazacaksın diyor. Şimdi Sultan 1. Mahmud'un huzurunda çalışırken Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde çalışırken Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki ben bu marifetnameyi yazarken Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine ve ilhamlarına mazhar oldum diyor. Bunu birinci bölümde nasıl olduğunu anlattık o yüzden bir daha girmeyeceğim oraya. Ben Deniz diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu tecellilere ve bu ilhamlara mazhar oldum ve bu tecellilere ve bu mazharları bu e, tecellileri, bu e, ilhamları, masar olduğum tecellileri ve ilhamları marifetname kitabımda kullandım diyor. Fakat e, Topkapı Sarayı kütüphanesindeki yararlandığı kitap isimlerini vermiş, söylemiş. Mesela i̇bn Sina Hazretlerinin tıp kitabını kullanmış. Tarihi Hindi Garbi'yi kullanmış gibi 400 küsür eserden faydalanmış. Şimdi bu 400 küsur eserdeki bilgileri diyor ve Allahü Teala Hazretlerinin bana göndermiş olduğu tecellileri ve ilhamları birleştirerek bu marifetname kitabını ortaya çıkardım diyor. İşte tam bu sırada Sultan 1. Mahmut bu kitap yazılırken Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerine diyor ki huzuruna çağırıp ey üstad zamanda yolculuk mümkün müdür? Zamanda yolculuk yapılabilir mi? Mekanlar arası geçiş yapılabilir mi? diye bir soru soruyor. Sizin diyor kitabınızda diyor hazırladığınız kitapta bu tür konular da var mı diyor. Evet efendim diyor var. Bu konuları da ben yazıyorum marifetnameme. Ondan sonra peki diyor bu soruya cevabı ne olur? Hani sordu işte soruyu. Diyor ki bir nefsini terbiye edersen yani salih ve hakiki bir mürşidi kamile bağlanırsan ki bütün Osmanlı padişahları mürşidi kamile bağlıydı. Bağlanırsan ve nefsini teskiye edip, nefsini terbiye edip, emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, safiye dediğimiz o Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan yedi makamı geçersen seyri sulu tamamlamış olursun. Bunların Kur'an'da yerleri var bu makamların anlatılıyor bu e, nefis mertebelerinin yerleri var ve bu nefis mertebelerinin ne olduğunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Bütün bu... <laughs> süreci işte halvet, riyazat, oruç, nafile ibadetler, zikirler, tesbihlerle ve allah Teala Hazretlerinin emirlerini eksiksiz tutarak ee, haramlardan zaten kaçacaksın da helalleri, mübahları bile yapmayarak hatta bir mertebeye eriyorsun. İşte bu mertebeye erdiğin zaman diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri zamanda yolculuk yapabilirsin Allah'ın izniyle diyor. Fakat bir de diyor araçla bir makineyle de yapılabilir diyor. Peki bunu nasıl yapacağız diyor Sultan Mahmut diyor ki sultanım siz bir cami yaptırın. Nur Osmaniye Camii. adı o zaman o değil tabii. Hatta konulmamış. Bir cami yaptırın ve bunu caminin içine saklayın. Bu mekanizmayı, bu sistemi. Ve nasıl yapılacağını da anlatıyor. Bu işi, bu işlemi nasıl Peki, yapılacağını şu an, da anlatıyor. E, caminin içerisinde sadece biz camiyi biliyoruz. Şu anda İçeride bu cami farklı bir e, hani Malzeme, bir makina ya da başka bir şey bakın, var mı? Bakın şimdi... Bu, bu camı mı? Ha, bu Nur Osmaniye Camii'nde Mührü Süleyman'ı görüyoruz. Bakın Mühri Nerede Süleyman... bu? Neresi? Bu pencerelerinden birinde. Tamam. Bu Mühri Süleyman'ı oraya boş yere koyacaklar. <laughs> sonra camide var. Şimdi bir fotoğraf daha vardı. Üstünde gül ve yıldız olan bir fotoğraf vardı. Bakın hı hı. şimdi... Bu da Nur Osmaniye Camii'nin dışarısındaki çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi, dış sütunlarından çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi. Bakın orada bir yıldız var. Bir de gül var. Peki bunun anlamı ne? Bakın gül, gül Peygamber Efendimize hitap. Evet. Pe ben Peygamber Efendimize hitap hitafen ama şöyle bir mevzu var. Subroza ya da Sabroza gülün altındakiler demek. Peki kim bu gülün altındakiler? Bir de onun karşı, taraf, de çok önemli, tabii, karşı taraf. Tabii karşı taraf Karşı taraf buna sabroza ya da subroza, gülün altındakiler. Ama onlar ne diyorlar? Kızıl gülün altındakiler. Hmm. Çünkü o kızıl gül, Hazreti İsa'nın İsa sözde çarmıhtayken e, damlayan kanlarından oluşmuş bir gül varmış. Biz onun altındayız diyor Batı alemi. Bizimkiler de diyorlar ki, biz de gül, Farsça, gülün altındayız. Hazreti Peygamber'e remz olan gülün altındayız diyorlar. Peki şöyle bir yanlış bir bilgi var onu söyleyeyim. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece gül eremiz değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün çiçekler eremizdir. Çünkü gül Farsça da çiçek demektir. Hmm. Şimdi o resmi tekrar alabilir miyiz? Geri alalım. Resmi tekrar alabilir miyiz? Şimdi dolayısıyla burada demek istiyorlar ki ey batı alemi siz sözde tırnak içinde Hazreti İsa'nın nefesi ilmi hikmeti sizde varsa sözde Bizde de Hazreti Peygamber'in ilmi hikmeti nefesi var. Biz de gülün altındayız mesajı verilmiş. Hazreti Fatih'in gül koklayan bir resmi vardır. Meşhur bir mesajdır bu. Yani biz de gizli ilimleri biliyoruz demektir. Aslında o gülün oraya konulma sebebi bu. Peki yıldıza gelelim. Yıldızı niye koymuşlar oraya? Bu caminin astronomiyle alakası var. Yıldızlarla alakası var diye koymuşlar. Bakın bu şekilde duvarına yıldız işlenmiş başka cami yok. Bunun da Gidelim önemi beraber. o. beraber. Bir programla çekelim orada aslında. İnşallah. E, hem de bu görsellerle beraber. Tabii Gezelim. Ki. izin de alalım. Gezelim. Fakat Nur Osmaniye Camii'nde bugün zamanda yolculuk yapılabilir mi sorusuna hayır demek zorundayım. Çünkü bütün mekanizmaları bozulmuş. Bu cami e, tadilattan defalarca geçmiş e, günümüzde. Şimdi oradaki mekanizma dediğin nedir? İşte ama? onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Şimdi bu Sultan Birinci Mahmut Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nden bu mevzuyu öğrendi ya, Hı. şimdi Yıldız'la Gül'ü de anladık. Hı. Bu mevzuyu anladı ya, Bina Emini Ahmet Efendi diye birisini çağırıyor huzuruna. Bu Bina Emini Ahmet Efendi kim? Yani bugünkü manada inşaat mühendisi, mimar bu adam. Diyor ki sen bir cami yapacaksın ve bu yaptığın cami çok sırlı ve gizemli olacak ve zamanda yolculuk yapabilecek bir şey olacak. Ben bunu üstad diyor Hazreti Şeyh Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerinden öğrendim sırrını. Belgeler eline veriyor. Bu arada Bina Emini Ahmet Efendi'nin tarihi, Osman, e, tarihi Nuru Osmani Camii Şerifi diye bir risalesi var. Bakın tekrar ediyorum Bina Emini Ahmet Efendi'nin tarihi Nuru e, Nur Osmani Camii Şerifi diye bir risalesi var. Cami yapan adamın risalesi. Bu risalede o kadar çok detay vermiş ki, o kadar çok anlatmış ki nasıl yapıldığını. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden aldıkları belgelerle beraber bu camiyi yapmaya başlıyorlar. Bakın şimdi anlatıyorum. Bir, bu cami yapılmadan önce ilmin ucumda yani astrolojide bir kaide vardır. Çok oralara girersek diğer konuları konuşamayız. Belli gezegenlerin, belli yıldızların belli açılara gelmesi lazım. İşte az önce o yıldızı gösterdik ya orada boşa göstermedik. Eşref saat denir buna. O eşref saat tayini önce yapıldı diyor Binaimini Ahmet Efendi. Ama ne için yapmışlar bu şeyi? Eşref saat tayinini kazmayı vurmak için. Temeli atmak için. İlk şeyde Sadece kazıyorlar, kazıyorlar. Çok derin bir kuyu kazıyorlar önce. Bak daha temele geçmediler. Bina emin Ahmet Efendi tarihi e, nuru Osmani camii şerifi e, risalesinde bunu anlatmış. Çok derin bir kuyu kazmışlar. Yani diyor ki kazdığımız diyor kuyu o kadar büyüktü ki diyor içine düşen bir adamı hani iple halatla bağlamazsan ya da ucuca merdivenlerle bağlamazsan yukarıya çıkartman imkansız diyor yani. Hatta yani dibi gözükmeyen bir kuyu kazmışlar. O dönemin teknolojisinde bayağı sağlam bayağı bir temel sa kazmışlar. Ama bu daha temel değil. Bakın, temel temele gelmedik daha. Suyu dolduruyorlar. İçine su dolduruyorlar bu açtıkları kuyunun içerisine. Ve yine eşref saati bekliyorlar. Eşref saat tekrardan geldiğinde yıldızlar ve gezegenler istenilen konuma geldiğinde bu Hı -hı. sefer ne yapıyorlar biliyor musunuz? Anlatıyor bina emini Ahmet Efendi. Bu diyor suyun içerisine su biliyorsunuz iletkendir. Hı hı. Onu söyleyelim. Altın iletkendir, bakır iletkendir. Bu, bu bilgileri verelim. Önemli çünkü. Tabii. Suyun içerisine bakın 1650lerde suda çalışan motor icat edilmiş zaten tüm dünyada biliniyor. Hı hı. Suda çalışan motorları suyun içine indirmişler. Daha sonra Sadrazam Paşa Şeyhül İslam ve devrin bütün önde gelenleri yine o gezegenler ve yıldızlar o belli konuma geldiğinde o tabi motorları indiriyorlar. Bir kat diyor ki bir kat bakır plaka çektik en alta. Motorların <laughs> motorların altına. Onun üstüne bir kat demir çektik. Onun üstüne bir kat bakır çektik. Yani altın bakır demir ...plakalar çekmişler, suyu da doldurmuşlar... ...içine de motorları yerleştirmişler... ...ve tekrardan Eşref Saat'in gelmesini beklemişler. Tekrardan Eşref Saat gelince binanın temeli bu sefer... ...kuyunun üstüne binanın temeli oturtuluyor. Ve tekrardan Eşref Saat'in gelmesi beklen, beklenirken... ...Sultan 1. Mahmut Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Sultan 1. Mahmut Hakk'ın rahmetine kavuşunca... ...3. Osman yani 25. Osmanlı Padişahı bu işi devralıyor... ...konudan haberdar mevzudan haberdar ve caminin yapımını 3. Osman devam ettiriyor. Tekrardan Eşref Saat geldiğinde yıldızların o gezegenlerin o enerjisel hareketlerinin yeryüzünde açığa çıktığı o açılar meydana geldiğinde bu sefer caminin inşasına başlıyorlar. Bakın şimdi bina emini Ahmet Efendi bir ilginç bilgi daha veriyor kitabında. Tarihi Nur Osmani Camii Şerifi Risalesinde diyor ki biz diyor bu caminin yapımında Diğer Osmanlı camilerinde olmayan bir şey yaptık. Bu camiyi yaparken bol miktarda kurşun kullanmışlar, hmm. bol miktarda civa kullanmışlar, caminin kendi duvarlarında kaynatırken altın kullanmışlar, bol miktarda bakır kullanmışlar ve bol miktarda çelik kullanmışlar. Bu kadar çok metal diyor ki Binaamin Ahmet Efendi diğer camilerde bu kadar çok metal kullanılmadı diyor. Özellikle altını ve Neden? bakırı da bilerek evet. kullandı. İletkenlik olsun diye işte altta da su var, motorlar var. Şimdi daha sonra cami tamamlanıyor ve ibadete açılıyor. Sultan 3. Osman bu caminin adına Nuru Osmaniye diyor. Şimdi dedik ya niye bu kalıbı seçti? Mesela Sultan Osman Camii diyebilirdi. Mesela değil mi? Ya da başka bir isim verebilirdi. Niye Nuru Osmaniye adı? Bakın Osman kelimesi evet hem Hazreti Osman Efendimizin, Halife Hazreti Osman Efendimizin ismi şerifidir. Ama aynı zamanda da Osman kelimesi eski Türkçe'de ateş saçan ejderha ya da ateş saçan kuş demektir. Nur da biliyorsunuz Nur suresi 35. ayeti kerimede geçen bir kavramdır. Ve Cenab-ı Hak hiç sönmeyecek bir nurdan bir kandilden bahseder. Nur suresi 35. ayette. İşte bu caminin adı o yüzden Nuru Osmaniye. Yani uzay gemisi şeklinde inşa edilmiş. Peki çalışmalar yapılmış mı? Yani zamanlar arasında gidiş geliş. Valla şöyle söyleyeyim. Benzeri... Şöyle söyleyeyim. Katip Çelebi eserlerinde diyor ki biz bu camiyi kullanarak gittik geldik diyor. Nereye gidilmiş, ne ya gitmişler? Ne şeye gitmişler. <laughs> Kulise gitmişler işte. Mescid-i Aksa'ya gitmişler. gitmişler. <laughs> evet. Katip Çelebi böyle söylüyor. Ali Ufki Bey öyle söylüyor eserlerinde. Sonra mesela Matbaacı İbrahim Müteferrika öyle söylüyor. Sonraki dönem adamları. Diyor? Ya biz diyor bu camiyi kullanarak, bu camiyenin mekanizmalarını kullanarak Kudüs'e gittik, Mescid-i Aksa'yı ziyarete gittik diyorlar. Yani anlık bu bir ışınlanma gibi. Türkçesi gidip gelme. Zamanlar arası gidip gelme değil o. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Ee, seyri sülükle de bağlayabiliriz Şöyle söyleyeyim rakama. bu insanlar zaten seyri sülük görmüş insanlar isimlerini hı, saydığım hı, insanlar. Ya o seyri sülük derdi ya ya da. Evet ama sadece seyri sülük e, yani şöyle söyleyeyim e, yani Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki hem seyri sülük gereklidir hı hı. hem de diyor araç gereklidir. Yani ikisi birliği ikisini birlikte kullanarak da yapabilirsin. Yani e, Kudüs'e gitmeleri farklı bir zaman için mi gidilmiş yoksa? Hayır geleceğe değil ana gidiyorlar. Ana gitmişler. Ana gidiyorlar. Çünkü Osmanlı Padişahları Kudüs'ü çok önemsedikleri için oraya mesela başka bir caminin yoktur öyle şeyinde, hı hı. mihrabında. Mesela işte Katip Çelebi, İbrahim Müteferrika eserlerinde, Ali Ufki Bey eserlerinde diyorlar ki biz bu camiyi kullanarak gittik diyorlar. Ama fazla detay vermiyorlar nasıl gittiklerini söylememişler. Caminin mekanizmasının nasıl çalıştığını söylememişler. Bina emine Ahmet Efendi sadece şunu söylüyor. Diyor ki gezegenlerin hizalanması beklenir. Hı hı. Bütün gezegenlerin tek bir açıda olması beklenir. O açı meydana geldiği zaman Fetih Suresi okunur ki caminin kuşağında Fetih Suresi vardır. Sonra diyor Nur Suresi okunur. Sonra diyor Nisa Suresi okunur. Sonra da diyor caminin kapısı, özel kapısı kullanılarak e, ve diyor bir koldan bahsediyor çekilen bir koldan. O kol çekilerek motorlar hareket ettirilir ve geçiş sağlanır diyor. Anlattıkları ilginç, bu kadar. Çok ilginç. Gidelim.